18 yaşındaki kızımızı arıyoruz, Sibel Demirbaş. 2 Aralık Perşembe günü, koca elinden kayboldu. Anne ve babası aramızda. Şimdi tekstil fabrikasında çalışıyormuş kızımız. Ee, Perşembe günü darıcadaki evinden işe gitmek üzere ayrılıyor. İş yerinde öğle yemeğine çıktı. sırada telefonda konuşarak oradan ayrılıyor, bir daha geri dönmüyor. İş yerinden hemen anne babayı arıyorlar. Ee, evet, diyorlar ki kızınız bakın geri dönmedi. Ve sonrasında kızlarının, evli ve iki çocuklu biriyle kaçtığını öğreniyorlar. Ee, adı neydi? Hicabi Köseoğlu. Bu arada kızımızın babası Yener Bey 48 yaşında, kızımızı kaçıran iki çocuklu evli Hicabi 46 yaşında. Yani vallahi Allah yardımcınız olsun ya. Yani artık diyecek söz bulamıyoruz hiçbirimiz. Ee, demiş ki Hicabi ile de konuşmuşsunuz. Biz birbirimizi sevdik, kaçtık. Ailesi de evlatlıktan reddetmiş zaten Hicabiyi. Ondan sonra eşi de demiş ki Allah sizi kurtarsın. Ben kurtuldum. Darısı, darısı başınıza demiş Hicabinin karısı da. Seslenin kızınız abicim ne diyeyim vallahi bilemiyorum yani artık. Vallahi şimdi Müge Hanım yani bu adamın yani çok affedersiniz çok büyük bir hataları var. benim kızımı yani ne de çeşit şeylerle kandırdı götürdü. Yani bunu nasıl eşi olarak bu kendine iş eşi olarak razılık görecek ben bunu bak, anlamıyorum. Yani. Bir saniye ben konuşayım ona sonra. çünkü bu adam iki evlenmiş, boşanmış, <laughs> iki tane <laughs> iki tane biriyle bir onay falan yaşamış. Onu kayınpederinden duydum. Onun üzerine 20 bin lira kredi çekmiş, kadını dolandırmış, kadının maaşlarına filan bloki falan koyulmuş. E, şimdi eşi diyor ki, beni diyor çok şeyleri dolandırdı. Şu anda e evli oldu eşi. Evet, şu an yani boşandığı eşi. Ya diyor ki benim babam buna ev aldı ki oğlum dedi kiralarını bir ufak market açtı dedi ee, bunun kiraları marketten şey yap marketten kiralarını ödersin evsene kalır. Oralara çok gerek yoktu zaten Marketi yani diyor, oralara gerek yok ama evli zaten onun senin kızın kadar kızı vardır. Evet evet 12 yaşında çocuğu var benim kızımın. Yani. 5-6 yaş benimle onun kızı çocuğun arasında yani yaş var. Yani geç evlenmiş ya da ilk evliliğinden çocuğu olmamış. Yani 46 yaşın adamın 18 yaşında kızı rahat rahat olur. Şimdi ne iş var 46 yaşımın 46 yaşında artık yani hayatının sonuna doğru giden bir adamın 18 yaşında, yaşında, küçük bir çocukla ne işi var yani? Benim kızım gelecek 30 yaşına gelecek o adam gelecek 60-70 yaşına gelecek. Bunlar ne beklenecek? Ben buradan kızıma sesliyorum. Benim kızımı kandırdı ama ne çeşit şeylerle kandırdı? Benim kızım dönsün gelsin. Ben kızımın kızımın arkasında ölümcü güne kadar ben ve babası ve şey babası, annesi, abisi, amcaları ölümcü güne kadar arkasındayız. Şimdi onu kandırdılar. Tabii kız sen gittin mi seni döverler, ederler sana sahip çıkmazlar. Hayır benim kızım öyle bir şeyler düşünmesin. Ben ölümcü güne kadar kızımın arkasındayım. Kızıma sesleniyorum. Dönsün yuvasına gelsin. Doğru olan da bu. Sizi tebrik ediyorum. Siz ne söyleyeceksiniz annesi olarak? Siz de kızınıza seslenin. Ben de aynı. Benim kızım şu an ben ona evlenmeye müsaade edemiyorum. Benim kızım onun çocuğun yaşında. Ben müsaade etsem Cenab-ı Allah nasıl bunu müsaade edecek buna? İşte ben müsaade, müsaade edemiyorum. Ben bir an önce kızım gelsin annesine kal, evine dönsün. Ya baba çok doğru bir şey söyledi. Hani geriye dönerse kızınız evde hani başına bir şey gelir diye de çocuklar korkuyor dönmüyor. Ya yani 18 yaş çok küçük bir tamam. yaş. asla onu düşünmesin. Bir cahillik ya. yapmıştır. Ben her şeyine katlanırım. Olur. Bir cahillik yapmıştır. Zaten cahillik yapmıştır. Kafasına girdi aldı götürdü. Benim çocuğum cahil. Hiç fark etmediniz mi? Fark edemedim. Hiç fark edemedim. Benim çocuğum cahil çocuğum. Kafasına aynı girdi aldı gitti. Benim çocuğum Yok giden çocuk değil. O, o dışarıdan... O iş yeriyle ilgiliymiş. Malzeme götürüp getiriyormuşlar. Ne o, iş yapıyor? Benim kızımın, patronun, kardeşinin bir tekstili var. O işte çalışıyormuş. Ne o. iş yapıyormuş? O da aynı böyle konfesyon işi. Yani dışarıdan parça olarak getirip götürüyormuşlar. Yani bu adamın yapmadığı, affedersin pislikler yok. Ya var karta bir sürü şey yazmışsın da şimdi hani okumadım yani. Hani onların zaten yarısı doğru olsa. Taksici dolanmış, taksicinin parasını, iş yeri katlanmış, iş yeri... Sonunda inkar etti sonunda piyasaya çıkarttı. Ay Ben sana bir şey söyleyeceğim. Vallahi şimdi kim ne yaptıysa yaptı ben ona bakmam da gerçekten birini seviyorsan e, ve 46 yaşındaysan 18 yaşındaki birine de gönül verdiysen e, kafanı çevirip gidersin. Zaten evlisin zaten çoluğun çocuğun var bu kız küçücük olmaz yani. Hani olmayacağını bilirsin. O kıza zarar vermemek için zaten kafanı çevirir gidersin. Hani en başta söyledim ya hani programın başında. Başta evet. Baştan olmayacağı belli ya. O gün daha ikinci gün konuşmazsın. Yani seviyorsan eğer dersin ki ben buna ne verebilirim ki hayatta? Evet yani sevdanın yaşı yok. Katılıyorum. Ama gerçekten seviyorsan karşı tarafa zarar vermemek için bazen çekip gitmeyi de bilmek lazım. Ya hemen hemen onunla benim işitim aynı Müge Hanım. E şimdi ben öyle birisi bana şerik yapsa ben onu Reddederim hayır benim işi babam değilsin eşine şeyine git ya aralarına 3-5 yaş olaydı olabilirdi derdim gençler sevdiler birbirine kaçtılar ben de bir büyüklük yapayım. E Çünkü bunu yani yok. bir de şimdi bir nikahlı da bir karısı var yani o da bunu izlerken kim bilir ne kadar üzülüyordu. Ya o da boşanmamış Müge Hanım adresi doğru dürüst vermiyor musun Tebligat gide de e, imzayı vere de o eşinden ilişkisi kesilir. Yani Onun da ilişkisi de boşanmak şu an istemiyor yani. Aslında eşinden de boşanmak istemiyor. Boşanmak isteseydi boşanırdı. Evet şurada. yani gider imza verirdi şu an boşanırdı eşinden de. Kızım valla sen Ondan de da aklını boşanmamış. başına al yani. Bak burada annem baban seni bekliyor. Kucak da açmış. Bence çok büyük bir şans ve bu fırsatı kaçırma derim ben sana. Yani sen de artık 46 yaşında ne yapacaksın? Hani sen de olsan 40 atıyorum anlayayım da şimdi 18 yaşında çocuğun 46 yaşında koca adamla ne işi var ya? Bu adamlar da iyice şaşırmışlar kendilerini. Ne hani konuşacaksın? Hayatta ne paylaşacaksın? Nasıl bir, birliktelik sürebilecek? Şimdi yeri bize tam bir bilgi vermedi mi? Ya yani, herhalde hiç gelecek <laughs> hayalleri yok diye düşünüyorum. Yani bir 10 sene sonrasını düşünmüyor insanlar. Tabii ki yani yarın ölebiliriz ama. Yani anlık heyecan. Yani yarın ölebilecek şey. gibi, yarın ölecek misin gibi ibadet et. Hani hiç ölmeyecek misin gibi de ne derler? Çalış. Çalış. Hani hayat böyle bir şey. O eşini kadını bilmeyen, yani. eşi çok müterrem bir, bir bayan. Dedi ki abi dedi ben kurtuldum dedi. Allah sizi kurtarsın dedi. Bana yapmadığı işler Vallahi kalmadı kadınlar, dedi. Valla e, kadınlar, kadınların hepsi demeyeyim ama yani hani normal, sağlıklı, aklı başında kadınlar kolay kolay beraber oldukları insanları terk etmezler. Eğer terk ediyorlarsa, hele ki çocuk da varsa terk ediyorlarsa, ayrılmak istiyorlarsa e, altına bir bakmak lazım. Bir de bir değil iki değil yani ne kadar... Yazık. dur bakalım inşallah izleyicilerimiz görür bilirler de yardımcı olurlar ben inanıyorum zaten dikkat de çekiyorlardır gittikleri yerde. İşte 18 yaş reşit diye şimdi gidiyor. Şimdi, ne reşiti? Şimdi ona Senin şey yaptırıyor. Yani. Sana ailen sahip dur çıkmaz. Bakalım, Yok böyle çıkma evet. olur. Seni döverler Ben İlk yine kendiniz. sesleniyorum. Ben ölümcü güne kadar ben olayım... annesi olsun abisi olsun amcaları olsun ölümcü güne kadar kızımın arkasındayım. Yeter ki kızım bana dönsün desin ki baba ben bir cahillik yaptım. Öper başıma koyarım sırtımdaki gömleği satar. Ben onun sonuncu güne kadar şey yaparım. Yeter ki kızım bizi aile olarak dönsün yuvasına. Ne güzel bunu duymak benim çok hoşuma gidiyor. Yapılması gereken bu zaten. Çünkü zaten bir gün geri dönecek de yol yakınken geri dönsün. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.